Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye ve Rusya gerekeni yaptı. Avrupa'ya tarihi ayar yapıldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Alman şirketinin sözleşmeyi ihlal ederek Türkiye'ye teslim etmediği ekipmanların dost ülkelerden satın alınarak Akkuyu şantiyesine ulaştırıldığını bugün itibariyle açıkladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Novak, yaptığı açıklamasında bir sözleşme imzalanmasına rağmen batılı bir ülkeden, yani Almanya'dan bir şirketin belirli ekipman ögelerini tedarik etme konusundaki sözleşmesel yükümlülükten ihlal ettiği bir durumda bulduk kendimizi. Kritik olmasa da proje için yine de yeterince önemliler ifadelerinde bulundu. Türkiye ve Rusya'nın bütün çabasına rağmen müzakerelerden sonuç çıkmadığını söyleyen Novak, sonuçta Rusya devletinin devlet nükleer enerji şirketi olan Rosatom ve Türk ortakları derhal gerekli ayarlamaları yaparak dost ülkelerden gerekli ekipmanları satın almış, sorunu çözüm bulmuştur. İlk partiyi Akkuyu NGS şantiyesine ulaştırdık şeklinde bir açıklama yapmış oldu. Devamında ise Türk tarafıyla birlikte şu anda söz konusu durumun projenin genel takvimi nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyoruz. Yine de Akkuyu NGS'nin 4 ünitesinde 2028'de faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla Türk taraflarıyla birlikte her türlü çabayı gösteriyoruz ifadelerinde bulundu. Deli İzler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.